Evet arkadaşlar, uzun bir süreden sonra tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videom hem yeni kutu açılımı olsun, hem de iki tüfeğin kıyaslaması olsun. İki tane muadil, birbirine yakın tüfekler. Benim Ermox'dan bu yeni aldığım Aselkon tüfeği kıyaslayalım bir arkadaşlar. Kıyaslamadan önce hemen bir kutu açılımına geçelim. Kutudan ne geliyor? Ne çıkıyor kutudan? Bir bakalım. Evet arkadaşlar, bu da karton kutuda geliyor. Karton kutuda içinde pek de bir şey çıkmıyor sayılır. Çünkü içinden ne çıkıyor? Bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Renkli kağıda basılmış. Bir de garanti belgesi çıkıyor. Buradan başka bir şey çıkmıyor. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Bir tane şok anahtarı çıkıyor. Bir tane bunu anlam veremiyorum ya. Bu boş bir tane yağdanlık çıkıyor. Bunu dolu gönderseler ne var? Yok işte dökülürmüş mökülürmüş, bunlara hikaye. Ben bunlara inanmıyorum arkadaşlar. Hiçbir şeyde dökülmüyor da bunda mı dökülecek? Ben buna pek şey vermiyorum. Buna göndermeseler olur yani. Bu neymiş? Küçük bir eleştiri olsun. Bir tane Aselkon yapışkan çıkıyor. Ve arkadaşlar şey çıkıyor. Askı kayış aparatlarını takmak için iki tane halka çıkıyor. Halkalar nereye takılıyor? Halkaları bakalım nereye takıldığını. Halkaların takıldığı yer burada zaten var bir tane. Burada var bir tane. Öbürde herhalde buraya takılıyor arkadaşlar. Pek bir anlam veremedim buna. İçinde iki tane çıkması biraz tuhaf olmuş. Buna bir anlam veremedim doğrusu. Allah Allah. Neyse, önemli değil. Başka da bir tek şokları çıkıyor arkadaşlar. Şoklara gelirsek şöyle göstereyim ben şoklarını. Ben bunları şeyde videoda görürken gördüğümde, yani reklamlarda gördüğümde, ben bunları güzel boyanmış zannediyordum. Boya zannediyordum. Yani güzel belli olsun diye. Hızlı çabuk belli olsun diye. Boyanmış zannediyordum. Bunlar boya değilmiş arkadaşlar. Bunlar normal böyle üstünde yapışkanmış arkadaşlar. Bu yapışkan. Altında da çok pis zaten şey oluyor. Yapışkan var. Yapışkanı kalıyor. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ben neyse o. Doğruya doğru, yanlışa yanlış arkadaşlar. Her zaman öyle. Şimdi hemen bu şokunu bir çıkartalım. İlk yaptığım şey zaten üstünde 3 numara şok var. Ben 3 numara kullanmadığım için ben 5'i takacaktım. Şöyle çıkartalım ucundan. Şokunu çıkardık arkadaşlar. Ben şimdi ne istiyorum? Ben 5 numara şok kullanıyorum. Her zaman 5 üstünde 5 olur bende. Bu da 5 numaralı şok. Bunu buraya takacağım arkadaşlar. Bu buraya olmuyor. Ya arkadaşlar, böyle bir mantık var mı ya? Bunun anlamı ne ya? Ben bunu, yani böyle bir şey ya, üst ne yapacağım arkadaşlar ben bunu? Ben bunu çıkartacağım. Üstündeki şeyi çıkartacağım. Şimdi de bu yapış yapış zaten. Bu yapış yapış. Ben bunu temizlemem lazım. Şimdi asetondan bir sürü uğraşacağım bunu temizlemeye. Ondan sonra geleceğim bunu takmaya uğraşacağım. Hatta yapışkanlığından da takılmıyor hatta, yani o kadar şey. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir mantık, ben hayret ediyorum ya. Hangi akla mantığa hizmet ediyorlar bilmiyorum yani. Bunun üstünde bir şey yok arkadaşlar. Bu sade. Buraya çentik koymuşlar. Gayet normal. Ama bunu niye böyle yapmışlar? Niye böyle, hayret bir şey yani. Hangi akla hizmet bilmiyorum. Bunu buraya takılmıyor arkadaşlar. Çünkü resmen yapışıyor girerken. Ya böyle şeyler
Ben eleştiriyorum, tamam da yani adam bunu yurt dışına gönderirken ya adamlar demeyecek mi ya? Yaptığımız işe bak, böyle bir mantık olur mu yani? Neyse, tüfeğe geçelim arkadaşlar. Tüfeğe baktım, ben bunun yeşilini aldım. Dedim hepsi, bütün tüfeklerim çoğunlukla siyah. Ben bir de yeşilini alayım. Renk olarak fena değilmiş. Evet, güzel rengi. Ben bu normal S4 modeli, Acercon S4 modeli. S4'ün bir de GT'si var. GT model olanları. GT'de burası böyle değil arkadaşlar. Ben bunu orijinal olarak, yani orijinale benzesin diye böyle aldım. GT modelinde burası düz oluyor. İçine iki fişek daha giriyor. Yani o zaman 7 artı 1 oluyor. Şu anda bu tüfek 5 artı 1 diye geçiyor. Bana 5 fişek de yeter. Yani sonuçta 5 artı 1 yeter yani. O 2 fişek olmuş olmamış benim için pek önemli değil. Başka tüfekler de var zaten. Eğer çok fişekli tüfek istersen başka tüfek kullanırım. O yüzden benim için sorun değildi. Şeye gelirsek, tüfeğin genel görüntüsü fena değil. Bayağı hoşuma gitti yani görüntü olarak. Dipçiğine bakayım arkadaşlar. Bu dipçik konusunda ufak bir şeyim var. Yani normal aser kullanan alanların hoşuna gidebilir ama yani bende Ermox olduğu için ben yani otomatik olarak ikisine birbirine kıyaslıyorum arkadaşlar. Bence yani hissiyat olarak Ermox'un dipçiği çok çok daha böyle sağlam hissiyatı veriyor bana. Eğer yani bu da sağlam mı değil mi onu bilmiyorum. Daha test etmedim. Ama hissiyat olarak Ermox bana daha sağlam olduğunu gösteriyor yani. O hissi veriyor bana. Kıyaslamaya geçmişken arkadaşlar şeye gelelim. Pistol grip, ikisi de pistol grip. Sadece bu sert plastikten yapmışlar pistol gripini. Bu da kauçuktan arkadaşlar. Ermox kauçuktan yapmış ve hissiyatı kat kat daha güzel. Yani adamlar yani doğruya doğru eleştirdiğim şeyler de oldu ama niye yani şimdi şey yapayım? Her zaman doğrudan yanayım. Hissiyat olarak Ermox kat kat daha güzel. Yani bunun plastik yapmaları bana şey yani kelimelerimi de doğru seçmek istiyorum ama pek böyle özentili olduğunu göstermiyor yani. Özenilen buraya kauçuk yapar. Hissiyatı çok daha güzel. Bu ne oluyor? Sanki oyuncakmış gibi hissiyat veriyor. Tabii ki sonuçta ateşli silah hiçbir şeyine yani tehlikeli oyuncak değil tabii ki ama hissiyat olarak o hissiyatı veriyor. Yani eleştirdiğim konular bunlar arkadaşlar. Normal şeyine bakayım. İşçiliğine bakayım. İşçiliği gayet güzel. O konuda eleştireceğim bir konu yok. İşçilik olarak güzel yapmışlar. Sadece eleştirdiğim burada yani burasının boyası falan çıkmış. Daha kullanmadan artık bunu kesinlikle şeyden herhalde bu kurma kolunu takarken buraya burasının boyasını çıkarmışlar. Daha tüfeği kullanmadan burada boyası çıkmış arkadaşlar. Burada bir zedelenme olmuş. Artık onu kim yaptı? Bayide mi oldu? Yoksa tüfeği toplarken mi oldu? Onu bilmiyorum tabii ki. Ama ufak tefek bir yaralanma olmuş orada. Onu söyleyebilirim. Şeye gelirsek arkadaşlar, yani kıyaslamadan devam edersek benim Aselko'nun gezi çok daha hoşuma gitti. Neden hoşuma gitti arkadaşlar? Çünkü Ermox'ta burası dümdüz. Yani referans alacağınız bir nokta yok gezinde. Gezi dümdüz arkadaşlar. Şöyle bilmiyorum görebilecek misiniz de. Yani şu gezinde iki tane nokta olsun hiçbir şey ya çizgi olsun hiçbir şey yok. Dümdüz bir yuvarlak gez arkadaşlar. Ama şeyde Aselko'nun bunu iki tane nokta koyarak iki tane nokta koymuşlar gezin yanına ve üçüncü nokta olarak referansta buradan alabiliyorsunuz. Bu
nişan almayı gayet kolaylaştırıyor arkadaşlar. Onu fark ettim. Çünkü arpacığa odaklandığınızda otomatikmen de zaten iki tane noktayı burada görüyorsunuz. Arpacıkla düzlem oluşturup gayet güzel nişan alabiliyorsunuz. Ermox'ta onun eksikliği yani. Zaten ben o yüzden bu o ghost gez diyorlar bunları. O ghost gezleri sevmiyordum o yüzden. Ama Acercom burada o olayı çözmüş yani. Çok zor bir olay değil. Ermox'ta bunu yaparsa çok daha güzel nişan alma sonuçları verir yani. Onu diyebilirim. Başka arkadaşlar şeye geleyim. Bu şeyde bu askı kayış aparatında koymuşlar. Buraya güzel yapmışlar ama içinden askı kayışı çıkmıyor arkadaşlar. Bu bence bir eksiklik. Yani bir tüfeğin askı kayışında bir zahmet olsun yani ya. Zaten içinden ne harbi çıktı, ne yağ çıktı, ne bir şey çıktı, ne askı kayışı çıktı, ne bir şey çıktı. Hiçbir şey tam takır kuru bakır geldi bana. Artık benim aldığım bayi de içine koymamış. Onun aslında bayiler koyuyor bunu içine kendiliğinden. Ne bir kılıf çıktı, ne bir şey çıktı. Aslında bunlara koyulması lazım yani. Şimdi ben de hepsini, bende var gerçi benim için sıkıntı değil ama bir tane tüfek alan şimdi hepsini ekstradan alması lazım. Zaten gönderen bayi de bana 580 lira şey kitledi. Kargo fiyatı, kargo parasına kitledi. Ondan da zaten bayinizi iyi seçin arkadaşlar. Çünkü bu tüfekleri ben indirimsiz aldım. Yani bayi normal İstanbul'dan başka bir yere taşındı. Yeni dükkan açtı. İnternette bu tamir işleri falan yapıyor. Şimdi ismini vermeyeceğim ama. Ya adam dedim şey yeni dükkan açtı. Oradan alayım tüfekleri dedim. Ondan sonra indirim mindirim de yapmadı zaten. O da sorun değildi. Ben yardım olsun diye oradan alıyorum. İndirimin peşine koşturmadım ama ya insan anlaşmalı kargo yap hiç olmazsa da öde kargosunu kardeşim. Bana niye kilitliyorsun 580 liraya yani? İçinde ne bir yağ var, ne bir harbi var, ne bir şey hiçbir şey yok içinde arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi geldi tüfek. Zaten neyse önemli değil. Söylemiş olayım yani. Arkadaşlar iki tüfek de benim tüfeğim. Hangisini ön plana çıkartırsın derseniz yani öbür videolarımda seyrettiniz zaten. Hissiyat olarak bana Ermox daha sağlam hissiyat verdi. Yani omuzladığımda, burayı kavradığımda bana daha böyle daha sağlam bir hissiyat veriyor. Ha, bu Acercom'un kötü olduğu anlamına gelmez yani. Ama hissiyat olarak daha kullanmadım, atış testlerini yapmadım. Bugün yarın onları da yapacağım, onları da yükleyeceğim. Ama dediğim gibi arkadaşlar ikisini yan yana koysalar ben şahsıma Ermox'u tercih ederim. Çünkü ben bu tüfeği, ya belki de bu tüfekle öyle binlerce atış yaptım. Her türlü şey denedim. O yüzdendir. Bilmiyorum. Belki de internette gördüğüm bazı şeyler var. Bu Acercom hakkında. Belki de onlar birazcık fikrimi değiştirdi. Ama şu anda yani tercihim olsa ben Ermox tercih ederim. Evet arkadaşlar bu şimdiki bugünkü videom da böyle olsun. Bugün yarın atış videolarını yapacağım. Acercom'dan atışlarını yapacağım. Onları da bugün yarın, bugün olmaz da yarın yüklerim arkadaşlar. Atış videosunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her zamanki gibi hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.